Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati ile karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun tabii, bütçe maratonu devam ediyor. Aslında bugün artık bugünden sonra genel kurul aşaması başlayacak. Dolayısıyla orası daha da mı hararetli tartışmalara sahne olacak. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz tabii. 5 Aralık itibariyle de başlamış olacak genel kuruldaki görüşmeler. Bugün Cumhurbaşkanlığı bütçesi var. Çok çok önemli ayrıntılar var bütçe içerisinde. İşte Diyanet'ten tutun da İletişim Başkanlığı'na kadar birçok konu görüşülüyor tabii. Biz de o başlıkların üzerinden geçeceğiz. Vaktimiz el verdiği sürece CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olunuz. Siz sabah konuşmanızı gerçekleştirmiştiniz. Sunumun ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuştu. Ardından da siz söz almıştınız. Şimdi çok çok önemli aslında vurguladığınız noktalar. Birazcık oradan gideceğiz ama bütçedeki tabii rakamları da üzerinden geçelim ama aynı gemideyiz sözüyle aslında ona vurgu yaptınız. Cumhurbaşkanının o sözüne. Ve dediniz ki işte Erdoğan yönünü başka bir tarafa çevirdi. Ne oldu Özgür Bey? Ne tarafa çevrildi o yön? Şimdi şöyle tabii bir ülke hep birlikte aynı gemide olduğumuz doğru. Yani bu ülkeyi ekonomik olarak batırdığınızda ya da psikolojik olarak bu ülkedeki insanları birbirine düşürdüğünüzde ya da sosyolojik olarak bu ülkede farklı fay hatlarını harekete geçirdiğinizde hepimiz zarar görürüz bundan. Bu geminin batmasını kimse istemez. Tabii ülkeyi yönetenler bunu kendilerine bir konfor alanına çevirmeye çalışıyorlar. Aynı gemideyiz onu söylemeyin. Aynı gemideyiz bunu yapmayın. En basitinden şimdi ülkenin en bilindik şehri İstanbul'da. İstanbul'un gözünde, gözünün bebeğinde bomba patlıyor. Bunun üstünden siyaset yapmayın. Kardeşim, siyaset bunun üstünden yapılmayacaksa ne zaman yapılacak? Siyaset bunlar yaşanmasın diye yapılacak zaten. Esas mesele bu. Sen şimdi bir dış politikan var, Suriye'yi karıştırıyorsun. Bir sınır politikan var, Kevgir'e dönmüş. Giren çıkan belli değil. Ondan sonra İstanbul'un Türkiye'nin göz bebeğinde bomba patlayınca bu konuda siyaset yapmayın. Madem patlar bu konuda siyaset yapmayın. Bir başka felaket başımıza gelir, ne bileyim işte sel baskını olur. Siyaset üstü olarak hep söyleniyor. Bu meseleler deniliyor, siyaset üstü olur yani. Oysa bu yaşananların tamamı siyasilerin tercihleri sonucunda bu ülkenin başına gelen işler. Yani siyaset öncelik belirleme işi. Sen mesela depreme hazırlanmayı bir öncelik olarak bulmazsan da Kanal İstanbul'u bir öncelik olarak belirlersen sonra depreme hazır bir yapı stoğun elinde yoksa depremdeki bütün kayıplar, deprem Allah'tandır, deprem doğa olayıdır falan ama dayanıksız bina senin yaptığın bir tercihtir. Sen Kanal İstanbul'a para ayırıp da İstanbul, Büyük İstanbul depremine para ayırmıyorsan, senin büyük projen Kanal İstanbul'sa, Büyük İstanbul depreminden korunmak değilse, deprem günü çıkıp da sen siyaset yapma, bu siyaset üstü bir konudur falan. Siyasi tercihlerin senin yaşadığın felaketler, başına gelen işlerle o siyasi tercihlerin bu noktayı şekillendiriyor. Birincisi bu. Şimdi sabahki konunun özelinde şunu söylemem lazım. Biz hep birlikte, daha doğrusu ben Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bir retorikten, söylediği bir sözden hareketle bir hareket noktası belirledim ve onu kanıta dayalı bir siyasete dönüştürmeye çalıştım. O da şu. Tayyip Erdoğan'ın meşhur lafı. Bu memlekete 200 yıldır istikamet dayatılıyor diyor. Ben bu lafı ne zaman söylemiş diye baktım. Ondan 200 yıl öncesine gidince 1808 yılına denk geliyor. Ne var 1808 yılında? Senedi ittifak var. Yani bazı siyaset tarihçilerine göre yani bu toprakların Magna Carta'sı 1215'te nasıl İngiltere'de Magna Carta varsa 1808'de de senedi ittifak var. Yani tek adamın, Magna Carta'da kralın, burada padişahın bütün yetkileri tek başına kullanmasına karşı atılan ilk bir adım. Tek adam yetkilerinin sınırlandırılması. Sonra yani senedi ittifak bir sonuç verdi vermedi tartışmalı bir konu ama önemli bir ilk adım denir. Ama devamında ne var? 1839 Tanzimat Fermanı var mesela. Ondan sonra ne var? 1856 İslahat Fermanı var. Ondan sonra ne var? Birinci Meşrutiyet var. İkinci Meşrutiyet var. Sonra da Cumhuriyet var. Bu bir yürüyüş. Şimdi
Tayyip Erdoğan diyor ki 200 yıldır bu memlekete istikamet dayatılıyor diye yaptığı itirazın kendisi şu. Padişahın yetkilerini tartışmaya açtılar ve bu kötü bir şeydir diyor. Yetkiler bir tek adam tarafından tartışılmalıdır diyor. Nereden çıktı kanunu esası birinci meşrutiyet diyor. Nereden çıktı ikinci meşrutiyet diyor. 1908. Ne güzel diyor Abdülhamit diyor birinci meşrutiyetten sonra 30 sene diyor parlamentoyu kapatmıştı zaten diyor. 1908'de bir daha açtılar diyor. 1920'de 23 Nisan 1920'de parlamento kurdular. Cumhuriyet ilan ettiler. Buna itiraz ediyor. Yine kendisiyle beraber onun vekili çok Numan Kurtuluş'un meşhur bir lafı var. Biz bu CHP zihniyetiyle 150 yıldır karşı karşıyayız. O bu lafı dedikten 150 yıl öncesine gittiğinizde işte birinci meşrutiyet. Yani onlar padişahtan başka bir erk olmasın, meclisler olmasın istiyorlarmış. Bunu söylüyor, hep karşı karşıyayız diyor. Hı hı. Ben bazen o karşıtlıkları söylüyorum. Doğru, biz Jön Türkleriz diyorum. Biz sonra ikinci meşrutiyet, biz Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleriyiz diyorum. Siz karşımızdaki Atatürk'ün nutukta saydığı 9 zararlı cemiyet misiniz? Siz damat verit hükümetli misiniz daha sonra? Siz mesela İskilipli Atıf Hoca'nın İngiliz uçaklarından atılan Atatürk için idam fermanı mısınız diyorsun, susuyorlar. Bugün de Fuat Oktay'a dedim, sen bu karşıtlıkta bir itirazın yoksa oturalım bunu tartışalım o zaman. Meselenin kendisi tek adam, yani padişahlık özlemi olduğu o kadar net, o kadar açık ki. Bugün bizi getirdikleri noktada bu ülkenin birinci cumhurbaşkanı kendisine şu soruyu sorulmuştu. Net. Krallığınızı mı ilan edeceksiniz? Padişahlığa devam mı? Amerikan tipi başkanlık sistemi mi? Bizimki dedi ki biz bir meclis kurduk, o ne vazife verirse onu yapacağız. Bugün geldiğimiz noktada buna itiraz eden son cumhurbaşkanı meclis yetkilerinin elinden alındığı, alınmaya çalışıldığı, her geçen gün meclisin itibarsızlaştırmaya çalışıldığı bir sistemi dayatıyor bize, bir rejimi dayatıyor. Ve bugün dediğim de şudur, Cumhuriyet'in 100. yılında bir seçim olacak. Seçim, biz ne dersek diyelim, siz, biz, referandum niteliğinde olacak. Çünkü iki görüş sistem var. Sistem oylanacak. İki görüş var. Bir, bu durum iyidir diyen MHP-AKP zihniyeti. İki, bunun karşısındaki bu kötüye götürüyor bizi diyen AKP-MHP zihniyetinin karşısındaki herkes. Eğer bu Cumhur İttifakı kaybederse güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlü parlamento, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve bunların kaçınılmaz sonucu olarak iyi bir ekonomi ve yeniden yükselişe geçen bir Türkiye. Zira bizim yolumuz buydu zaten. Yani Atatürk bu ülkenin birinci cumhurbaşkanı dedi ki muasır yani vasiyet etti. Bir Atatürk'ün kişisel vasiyeti var. O da çok kıymetli. Yani İnönü ailesinden tutun kendi manevi evlatlarına, Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutun Türkiye'deki yoksul çocuklara kadar muhteşem bir vasiyeti var. Bir de siyasi vasiyeti var. Vallahi bir cümle aslında, yani en özeti. O da şu: gelişmiş ülkeleri yakalayın ve geçin diyor. Bunu yaptığında bu ülkede mutsuz da kalmaz, bu ülkede işsiz de kalmaz, bu ülkede aç da kalmaz. Gençlerin yurt dışında hayal kurmasına... Kadınlar da öldürülmez. Kadınlar da ölmez, hiçbir şey olmaz. Çocuğunu da korursun, istismara uğramaz. Bu kadar net. Ama orada geminin yönü demokratikleşme, çağdaşlaşma ve ilericilik yönünde. Tayyip Erdoğan şimdi bu gemiyi aldı, bu yana çevirdi. Ne diyor bize? Dediği şu: Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmek. Evet. Şangay İşbirliği Örgütü de diyor bize gelmen için NATO'dan çıkman lazım. NATO da diyor bizden gitmen lazım. Ben NATO'culuk olsun diye söylemiyorum. Ben ne NATO'cuyum, ne Amerikancıyım, ne Avrasyacıyım, ne ben Türkiye'nin tarafındayım. Yani siyasi pozisyonum bu. Ama denge siyaseti olan, Türkiye'nin çıkarlarını doğru konuyan, barışçı ve kalkınmacı bir politika izlemek lazım. Doğrusu bu. Şimdi orada da bir karşılaştırma yaptım. Onu söyleyeyim, sonra diğer konuya geçelim. Siz nerede genişletmek isterseniz. Ama şunu çok önemsiyorum. Beğen beğenme, güçlü parlamentolarla yönetilen, bir istisnası Amerika, o da 52 devletten müteşekkil olduğu için parlamenter sistemle yönetemezsin elbette. Ama kuvvetler ayrılığı ve güçlü bir yargıyla yönetilen Amerika ve 9 tane güçlü parlamenter sistemle yönetilen zengin ülke var.
Milli gelirlerin ortalaması 45 bin dolar. Bizim hedefimiz oydu. Gemiyi buraya döndürdü ya, Şangay İşbirliği Örgütü diyor. Oraya da girebilmiş değil de onların özelliği şu: güçlü liderler, bağımsız yargı yok. Orada her şey bir tek adamın ya da bir zümrenin dediği gibi oluyor. Milli gelirleri de bunların onda biri kadar ortalama, 45 bin dolar. Burada liderler mütevazi arabalara biniyor, ekonomi sırfıyla uçuyorlar. Burada liderler saraylarda yaşıyor. Sarayda yaşayan, 13 tane uçağı olan, dünyanın en pahalı arabalarına binen liderlerin halkı fakir ve ülke özgür değil, demokratik değil. Liderler mütevazı evde oturuyor, ekonomi sınıfı uçuyor, lüks araçlara binmiyorsa bakıyorsunuz bunların halkı zengin. Şimdi bir karar verilecek. Atatürk'ün dediği istikamete gidersen halk zengin, lider mütevazı. Tayyip Erdoğan'ın özendiği, öykündüğü tarafa gidersen halk fakir, lider despot ve şaşa içinde. Bir de bunun devamı var. En fakir 10 ülke, onlara bakarsan onlar Eritre, Çad, Sudan, Zimbabwe falan. Orada da altısı yarı başkanlık, altısı başkanlık, dördü yarı başkanlık. Halkın ayağında giyecek terlik yok. O haldeler. 800 dolar. 800 dolar. Temiz su yok neredeyse birçoğunda. Ama onların da liderleri yine halkına göre çok zengin yaşıyor. Karar bu. Buna karar vereceğiz 100. yılda. Söylediğimiz bu. Oturulacak referandum niteliğinde bir seçimle. Tayyip Bey gibi cumhurbaşkanları olsun. Tayyip Bey bir dönem daha devam etsin. Tayyip Bey gibi cumhurbaşkanları olsun. Dünyanın en pahalı uçağına binsin. Yazlık saray, kışlık saray, uçan saray, yüzen saray, hepsi var. Bak ya, bir dünyanın en büyük saraylarından birini yaptı. Yazlık saray var mı? Muğla'da var. Kışlık saray var mı? Ağlat'ta var. Uçan saray, dünyanın en pahalı siyasi uçağı bizimkinde. Dünyanın en pahalı yüzen sarayı bizimkinde. Boğaz'da gezip duruyor onlar. Beş çeşit sarayı var adamın. Ve bu, ama halk, halkın durumu ortada. Buna karar verecek millet yani. Ve şunu dedim, gülüyor Fuat Oktay. Not aldı, ne cevap verecek bilmiyorum. Ya Merkel, dünyanın en pahalı makam aracı o. Limuzin şeklinde Mercedes. 10 tane üretti. Kendi binmedi. İkisini Tayyip Bey'e sattı. İkisini Katar'a. Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Kendi neye biniyor? Bir az meşhur markasının mütevazi bir minibüsüne biniyordu. Hani adını vermeyeyim şimdi. Türkiye'de de satılıyor. Mercedes limuzinin reklama ihtiyacı yok zaten. Dünyanın demokratik olmayan liderlerine satıyorlar. Ama Türkiye'de de satılan mütevazi bir minibüste geziyordu Merkel. En pahalısını üretip bizimkilere satıyor. Ama halkı bizden belki 5 yanıt verecek edin. Fuat Oktay not aldığına göre belki akşam yanıt verecek. Şimdi orada tabii bütçe görüşmelerinde özellikle şunu gördük Özgür Bey, atanmışlarla işte seçilmişlerin bir karşılaşmasını görmüş olduk. Şimdi atanmış işte bakanlar geliyor oraya oturuyor, hani seçilmiş kişiler değil aslında, ama orada hakaretvari ifadelere de şahit olduk. En son işte Hulusi Akar'ın sözleri gündeme düştü. Öncesi de geçtiğimiz hafta Süleyman Soylu İçişleri Bakanı CHP liderine hakaretlerde bulundu. Bir de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi genel kurul aşamasında kim bilir nasıl bir tablo bizim karşımızda olacak. Ona bakarız. O... Yani hakikaten onu da düşünmek bile istemiyoruz ama bu konuda şunu söyleyeyim. Bu atanmış seçilmiş meselesine tabii, de bir vurgu yapar mısınız? Şimdi yani öyle bir ucube sistem var ki, siz bir kişi, dünya buraya gitmiyor. Yani şöyle, siz bir kişiyi seçin, çekilin, 5 yıl boyunca her şeyi o yapsın, 5 yıl sonra gelip bir daha oy kullanırsınız. Dünya bunun aksine şuraya gidiyor. Seçenlerin, belli bir süre için seçenlerin, mesela birçok ülkede seçimleri birbirinden ayırıyorlar ki ikide bir, yani 2 senede bir, 2 senede bir seçim olsun ve o 2 senede bir seçimle seçmen sözünü daha sık söylesin, eğilimini belli etsin. İşte Amerika'daki sistemde parlamento, senato, 1/3 yenileniyor, 1/3 yenileniyor falan. Dünya şunu çalışıyor, yapıyor. Geri çağırma hakkı diye bir şey. Yani seçtin, pişman oldun. Geri çağırabilir seçim beklemeden. Bizim parlamentoda bile yok. Mesela bir tane meclis başkanı seçiyorsun. Hani bu herhangi bir meclis başkanını kastederek söylemiyorum. Bir öncekinin biraz öyle durumları da olmuştu ama herhangi bir meclis başkanı. Adam koltukta tırlatsa meclis olarak adamı görevden alma imkanı yok. Rütük başkanı seçiyorsun. Abuk sabuk anayasa içini yenişler yapıyor. Rütük başkanı geri çağırma hakkın yok. Dünya ise
yapılan seçimde, seçimden sonra denetim ve ayrıca pişmanlık duyuyorsa seçmen, seçen kimse geri çağırma hakkını konuşuyor. Biz de tam tersine seç ve 5 sene karışma. 5 sene sonra bir daha sorarız. Sorabilirsen. Böyle bir durum var. Birincisi bu. Sen birini seçiyor, onu her şeyi seçiyor ya. Rektör seçiyor, genel müdür seçiyor, onu seçiyor, bunu seçiyor. Dönüyor, bakanları da o seçiyor. Bakanlar geliyor bizim meclisteki kürsüyü emaneten kullanıp bir yemin ediyor, gidiyor. Bir daha o kürsüde sözlü soruları yanıtlamıyor mesela. Sözlü soru hakkı yok. Yazılı soruyu eskiden Ecevit hükümeti %86 ile cevaplarmış. Erdoğan hükümeti parlamenter sistemdeyken %68 ile cevaplarmış. Şu anda %14'ünü cevaplıyorlar. Ve Süleyman Soylu %2.3 mü 2.7 mi ne? Bu kadar düşük. %1.2 Sağlık Bakanı süresi içinde soruları cevaplama oranı. Yani parlamentoya sebep ne? Çünkü güçlerini kendilerine atayan Cumhurbaşkanı'nın dolma kalemindeki mürekkepten alıyor bu arkadaşlar. Milletten almıyor ki. O yüzden de Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine bakan, vatandaşın sorunlarına bakmayan bakanlardan oluşuyor. E tabi bunların içinde bu şımarıklık öyle bir noktaya geliyor ki Hulusi Akar'ın ağzından işte geçen gün küfür çıktı Sayın Aytun Çıra'ya karşı. Tabi yani bunların hepsinin elbette hesabı sorulur, gerekli cevaplar verilir falan. Süleyman Soylu orada tuttu, bakın şimdi geliyor orada, bir kavganın tarafı olayım ve beni durumum partim tarafından sahiplenilsin. Sabahın köründe provokasyon yapmaya gelmiş bir zavallı görüntüsü. Arkadaşlarımız, grup başkan vekilimiz Engin Özkoç başta olmak üzere gerekli cevabı vermişler. Biz de gittik. Ben Trabzon'a gittim. Salı akşamı oradaydım. Çarşamba günü basın toplantısı yaptım. Trabzon'da dedim ki, Trabzon'un güzel insanı. Biz dedim, dün dedim MYK'da sizin hemşeriniz bakanın yaptığı hakaretleri, iftiraları, bunları konuşuyorduk. Genel başkanımız dedi ki, ya Süleyman Soylu'yu, onun seviyesi ortada zaten dedi. Ortada. Siz onun dediklerine bakmayın. Yanıtlamadığı sorulara bakın dedi. Ben de Trabzonlulara dedim ki 13 tane soru var arkadaşlar. Şimdi burada tek tek söylemeyeceğim. En bilindiğini söyleyeyim. Diyorduk ki bir milletvekili, sonra biz İtiraz edince şiddetli, meclis başkanı sıkıştırınca bu dönem milletvekili değil eski milletvekili dedi. Ama haftaya söyleyeceğim dedi, üstünden 56 hafta 58 hafta geçti söylemedi. Bir milletvekili ayda 10 bin dolar rüşvet alıyor dedi. Bunun kendi partisinden biri olduğunu, halen aynı MYK'da görev yaptıklarını falan sağır sultan biliyor ama halen ağzından o ismi söylemedi. Evet. Kim bu? Bunu söylemiyorsun. Mesela Sezgin Baran Korkmaz'ı biz devletin en tepesinden en aşağısına müthiş bir organizasyonla saldık diyorsun. Evet. Ama bu konuda sorulan soruları cevaplamıyorsun. Orada mesaj mı veriyor acaba gündeme sizce? Şu kadar net, bak çok açık söyleyeyim. Birincisi kendi MK, yani şöyle söylüyor, birincisinde 10 bin dolar rüşvet ama. Bu diyor suç örgütü lideri ne işte Sedat Peker'in. Bana karşı konuşturanı biliyorum. Ben de senin bu açığını biliyorum. Ona susturmazsa ben de bunu açıklarım diye kendince tehdit, şantaj. Sonradan o iş çözüldü, çözülmedi, sustu, susturuldu, susmadı. Bir şey demiyorum o konuda. Vaka bu vaka. Suç örgütü liderinin konuşmalarına karşı kendisi de bir mafya lideri gibi ben de bunu açıklarım diyor. Tehdit ve şantaj. Sonra yukarıdan aşağı birlikte kendi hareket ettik derken de. Kendi siyasi kişiyle ilgili bu. İkinci mesele de daha da ileri gidiyor. Resmen Recep Tayyip Erdoğan'a diyor ki, bakın ben bu Sezgin Baran Korkmaz için Sedat Peker dedi ki, sen bunu yurt dışına çıkmadan önce çağırıp da İçişleri Bakanlığı'nda konuştun mu, konuşmadın mı? Mobeseleri çıkarın. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarını çıkarın. Buna karşı yok öyle bir şey. İftira dedi mi? Demedi. Kayıtları çıkardı mı? Çıkarmadı. Yerine ne dedi? Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçışı en tepeden aşağıya kadar bir devlet operasyonudur. İçinde yer aldık falan filan. Evet. Yani bunu şunu söylüyor. Beni diyor, bunlara yem ederseniz ben diyor öyle susmam. Ben bildiğim her şeyi söylerim. Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğunu söylerim diyor. Ve bunu bir numune vaka, örnek vaka olarak söylüyor. Esas verdiği mesaj şu. O kadar kolay değil diyor beni yemeyin.
Biz birbirimize diyor göbekten ve suçlarımız üzerinden bağlıyız diyor. Bu kadar net. Bunu yapmadığını, yani bunu okumadan Türkiye'de siyaset okunur mu? Bunlar birbirlerine bildikleri ve suçları üzerinden bağlılar ve bunu hepimizin gözünün içine baka baka söyledi Süleyman Soylu. Bunun gibi 13 başlık var, hiçbirinin cevabı yok. Ben bunları söyledim, ne oldu? Bana diyorlar ki Süleyman Soylu'ya anladığı dilden cevap verdi. Nasıl? O meclise geldi, mecliste milletvekillerinin önünde bazı milletvekillerine, genel başkanlara hakaretlerde bulundu, iftiralar attı, kötü sözler söyledi. Sen de gittin onun seçim bölgesinde, onun mahallesinde 13 kurşunu havaya sıktın diyorlar. Ya dedim ki ben Süleyman Soylu gibi şeyden anlamam, böyle mafya dilinden anlamam. Ben Trabzon'da seçmene şikayet ettim, benimki demokratik bir şey. Sonra ne oldu? Biz Trabzon'da gittik, 3 saat 3,5 saat esnaf gezdik. Peşimizde de Anadolu Ajansı'nın da kamerası. Hani biri bana bir şey dese onu yayınlayacaklar günlerce, tık yok. Ne yok? Çünkü millet biliyor ki ben ne söylüyorum, ne konuşuyorum. Süleyman Soylu'nun dilini, bizim dilimizi gayet iyi bir şekilde Trabzon'da bütün çalışması tamamladık, döndük. Ne yaptı beyler? Muhtarları aramış. 507 muhtar. Bula bula işte belli sayıda muhtar ve muhtarlar derneği başkanı. Sonra yani 15-16 muhtar. 1500 tane STK ve dernek var. Onlardan da bir 10-15 tane başkan açıklama yaptırtmış. Süleyman Soylu Trabzon'un değeridir diye. E Trabzon'da sokakta görmedim ya ben onu. Trabzon'da esnafa gittim de esnaf çocuk dedi ki hakkımızı helal etmiyoruz ona dedi ya. Yani öyle bir mesele ki artık millet bunların notunu vermiş. Bakın Tayyip Erdoğan'ın başka bir değeri var. AK Parti'nin başka bir değeri var. Süleyman Soylu vakası da bambaşka bir şey. Yani AK Parti'nin anketlerdeki %30'lar 32'lerdeki oyunu ya da Tayyip Erdoğan'ın bundan birkaç puan yüksek beğenirliğini görüp de millet sanmasın ki Süleyman Soylu'yu da oralarda tutuyorlar. Süleyman Soylu'nun durumu kendi seçim bölgesi dahil çok perişan bir yerde. Çok perişan. İktidar değişiyor mu? Değişiyor. Tayyip Bey kaybediyor mu? O da kaybediyor. Bunda bir şüphe yok. Ama Süleyman Soylu'nun durumu perişan. Yani o seviye ne kendi seçim bölgesinde ne Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin gönlünde bir yerde değil yani. Süleyman Soylu'nun seviyesine inen çıkarken ben hep söylüyorum vurgun yersin yani. Peki şimdi seçim dediniz, seçim üzerinde de başlıklarımız var bizim. Bu arada işte Altılı Masa'nın hazırladığı taslak pazartesi günü zaten o da yayınlanacak. Bir de 3 Aralık'ı sabredin, 3 Aralık'ı bekleyin sözleri de var CHP liderinin. Bu araya onu da koyalım. Tekrar bütçeye 1-2 dakika döneceğim size ama şimdi 18 Haziran'da yapılacak Cumhur İttifakı'na göre seçimler. Ama o günde üniversite sınav tarihi açıklandı. Biraz orada da kafalar karıştı. Orada saçmalamışlar, o anlaşılıyor. Sonra Ömer Çelik'in açıklamalarından. Evet. Evet. Yani şimdi deniliyor ki hem seçim hem de sınav takviminin aynı tarihte yapılmayacağını işaret ediyor iktidar bir taraftan da. Ama erken seçim, işte seçime daha da erken, belki artık adı erken değil de baskın mı olur o zamana kadar bilmiyoruz ne olur ama bu sistem de sonuçta gitmemiş olacak. Bu sistemle gidilmemiş olacak Nisan'dan sonraya kalırsa da yeni seçim kanunuyla. Nisan'dan sonra kalırsa yeni seçim kanunu. Yeni seçim kanunuyla gidilecek. Yani önce öncesinde olursa gidilemeyecek. Şimdi hani mesela artık oyların birikmesi sistemi. Bununla ilgili var mı konuşulan bir durum? Yani bu ÖSYM'nin işte açıklamış olduğu takvim. Bilmiyoruz şimdi AKP böyle bir karar açıkladı ama yani tam kararda denmez onu, Ömer Çelik'in ifadeleri filan. Şöyle AKP ne yapılmaya çalışılıyor özeti ya da? Şu, AKP yönetemiyor, savruluyor dediğimiz bu. Yani burada hem bir tarih açıklanıyor. Sonra bakıyorlar o tarih işte seçime denk geliyor, o oluyor, bu oluyor. Bunlar tamamen tevatür. Ama şöyle erken seçim, baskın seçim, bu biz yapılacak bir seçime 2 yıldır söylüyoruz. Hani dünden razıyız, bugünden hazırız diye. Bu konuda bizim bir şüphemiz, bizim bir endişemiz yok. Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıllık iktidarının sonunda 20 günlük iktidarı yapmayacağı acemilikler, yanlışlıklar yapıyor. Onu oradan yapıyor, bunu buradan bozuyor. Yönetebilme yetilerini kaybettiler. Yani geçtiğimiz hafta Süleyman Soylu'nun tabii onun bir maksatlı tarafı da var ama Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz deyip evet, ertesi gün
Cumhurbaşkanı tarafından taziyenin kabul edilmesi, sosyal medyadan paylaşılmasıyla geçtiğimiz günlerde seçim takvimine, sınav takvimine yönelik açıklama ve Ömer Çelik'in dünkü işte onu toparlamaya çalışması falan, hepsi bir yönetememe, bir panik ve bir beceriksizlik halinin tescilinden başka bir şey değil. Yani bunda daha bunun üzerinde nefes tüketmenin herhangi bir manası yok. Peki. Şimdi 3 Aralık'ı da tabii size soracağım. En çok iktidar medyası merak etti. 3 Aralık'ta Sayın Kılıçdaroğlu ne açıklayacak diye. İçeriğini çok fazla tabii hani bilemiyoruz. Ama bu yurt dışındaki ziyaretler, işte Amerika, İngiltere, şimdi önümüzdeki süreçte Almanya'yı duyduk vesaire. Yani bu ziyaretlerle birlikte mi şekillenen bir şey bizim karşımıza çıkar? Aslında Kılıçdaroğlu şu sözü de hatırlatarak sorayım o zaman. Vizyon belgesi ne dedi? Cumhurbaşkanı izlesin dedi. Ben dedi nasıl vizyon belgesi olurmuş göstereceğim dedi, anlatacağım dedi. Şimdi siyasette grup başkan vekillerinin, partinin sözcülerinin işi, bir işin sürprizini, gizemini kaçırmamak olması lazım. O yüzden çok detaylı bir şey söyleyemem. Ama zaten böyle bütün detaylarına hakim olduğumu da söyleyemem, açık söyleyeyim. Hani orada da ben biliyorum da söylemiyorum değil. Bütün detaylarına da hakim değilim. Ama bildiğim kadarını da söylesem, o günün gizemini, o günün sürprizini, o güne duyulan merak, bu iyi bir şeydir siyasette. Bütün iktidar medyası herkes çok merak kıvranıyor ya, bu iyi bir şeydir siyasette. Ama evet, hani bu şu kadarını söyleyebilirim. Amerika'da teknoloji, İngiltere'de finansman, Almanya modeli üzerinden üretim ve istihdam ve işte temiz para, yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma falan. Bunlar çok önemli meseleler ve Türkiye'nin hakkıyla üzerinde durmadığı ve maalesef işte söyleyince kızıyorlar, bir de şöyle bir yalana sarılıyorlar. Genel Başkan ne dedi? Cari açığı kapatmak için kara paraya sarıldınız. Evet. Kara para nedir? Uyuşturucu parasıdır. İnsan kaçakçılığı parasıdır. Organ ticareti parasıdır. Vesaire vesaire. Şimdi sen bu paraya Türkiye'deki cari açığı kapatmak için varlık barışı deyip getir parayı arkasını aramayacağım der ve kara para yaksın kapılarını açarsan, bunun bir karşılığı, efendim bunu şuna çeviriyorlar. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyuşturucu ticaretinden cari açığı kapatıyorsun dedin. Öyle demedi Genel Başkan. Genel Başkan şunu söyledi. Uyuşturucu ticaretinde dahil olduğu, bütün dünyanın kara para söylediği, biraz önce saydığım kara paraya hesapsız, sorgusuz, sualsiz kapıları açar ve bir kuruş vergi bile almadan o parayı Türkiye'ye davet edersen kara para gelir. Bir numaralı ekonomik kuralıdır ki temiz kirli para temiz parayı kovar. Ayrıca kirli para tek başına gelmez. İşte o yüzden sahipleri de gelir dedi. Sahipleri de gelir Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Ve o sahipler geldi. AVM'lerdeki mafya çatışmalarından uyuşturucu baronlarının Türkiye'de cirit atmasına kadar bu kirli, davet edilen kirli paranın cari açık kapatmak uğruna sahiplerinin de Türkiye'de konuşlandığını söyledi ve kanıtlandırdı. Bütün kanıtlarda açıkça da ortada. AVM'lerde çatışıyorlar. Türkiye'de ele geçiriliyorlar. Yer söyledi. Saat, zaman hepsini saymıştı. Mesele bu. Ama açıklanacak olan vizyon belgesi kara parayla ilişkiyi kesen, temiz parayı çağıran, yeşil ekonomiye kapıları ardına kadar açan, sürdürülebilir kalkınma modeli üzerinden dünyadaki gelişmeleri doğru gören, doğru analizler yapan bir vizyon belgesidir. Bunu büyük bir heyecanla hep birlikte bekliyoruz. Hatta şunu da ekleyelim, şimdi siz o sözlerini hatırlattınız Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Dündü o mesajını bulmaya çalışıyorum Süleyman Soylu'nun. Türkiye'de tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması diye bir ünlem işareti de, kırmızı bir ünlem de koyarak bu mesajı paylaştı. İşte operasyonları aktardı. 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi dedi. 12 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyetimize de tebrikler diye bu mesajı paylaştı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri bunları açıkladı. Böyle böyle dedi. Şunlar şunlar oluyor dedi. Arkasından operasyonlar başladı. Şimdi mesela metamfetamin yakalandı filan diye mesajlar paylaşılmaya başlandı. Yani demek ki bir gerçek vardı da hani. Olmaz olur mu? Yani? Bu hani deniliyor ya iktidar kanadında, yok böyle bir şey. Özellikle Soylu'nun o bazı sözleri hatırlatıldı. Hayır dedi, bugün bir okulun önünde bulunsun dedi. Yok öyle bir şey diye de kendisi söylemişti.
Şimdi Soylu'nun birbiriyle çelişen birçok açıklaması var. Mesela yakalanan torbacı sayılarını söylüyor. İnanılmaz sayılar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları, raporları var. O raporları bizler de okuyoruz, görüyoruz. Zaman zaman o rakamları kullanıyoruz. Türkiye tarihinin en üst düzeyinde rakamlar ortaya çıkıyor. Bir de bir gerçek var. Yani yakalanan uyuşturucu, sonuçta bu yasa dışı bir iş. Ve siz bunun yakaladığınız kısmı tümü değil. Tümü olsa biter zaten. Bitmek bilmiyor. Bir yüzdesi vardır bunun. Yani %3'tür, %5'tir, %7'dir bunların. O kadar yüksek oranlarda yakalanmaya başladık ki piyasada bu işlerin ne kadar çok olduğunun ve mücadele edilmesi gereken boyutun ne kadar büyük olduğunun da bir göstergesi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya, bu tehlikeye dikkat çekmezden evvel bir vakaydı bu. Kemal Bey söyledikten sonra bir yandan itiraz ettiler ama bir yandan da operasyonlar geliyor ya. Evet, geliyor. Ve tarihin en yüksek işte metamfetamin lafını, kısaca met lafını tabii ki hepimiz duyuyorduk, biliyorduk ama en üst düzeyde Sayın Genel Başkan grup konuşmasında veya video yayınladığı videolarda söyledi mi? Söyledi. Bu dedi metamfetamin, kısaca met. Bu onların jargonunda met amca diye bilmem ne diye falan da anılıyor dedi. Şimdi Türkiye'nin en yüksek miktardaki metamfetamini ya aileleri de, ailelerde bir farkındalık oluştu. Yani onu da altını çiziyor. Elbette. Hani ailelerde bir farkındalık. Adeta elindeki çomakla da bu konuda atıl duran birileri varsa onları da nodulladı genel başkan. Ve sonuçta da bu kadar operasyon, bu kadar ele geçiren. Yani başka yerde olsa sorumlu muhalefet anlayışı için, etkili muhalefet anlayışı için Kemal Bey'e teşekkür etmek, plaket vermek gerekirken bir de sen bunu nasıl söylersin? Yalan mı söylemiş? Rakamlar ortada. Şimdi 3 konu başlığım var. Hızlı hızlı hemen geçeceğim. Ondan sonra size teşekkür edeceğiz. Birincisi çok merak ediliyor. Şimdi başörtüsü teklifi üzerine harekete geçmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bir aydan fazla bir zaman oldu. Henüz bir şey gelmedi. İktidar kanadından baktığımızda hala meclise sunulmadı. Niye bu süreç böyle gidiyor Özgür Bey? İlk başta CHP bunu söylediğinde hemen böyle sesler yükselmişti. Ve hemen akabinde de adım atılmıştı. Ne oldu? Kapılar çalındı, gezildi. Orada kaldı mı? Ne oldu? Gollük pas. Değil mi? Bizim santrafor niye suskun o kadar? Hemen gol atacaktı. Hadi atsın golü. Ya gol mü atamaz bunlar? Burada çok basit bir şey var. Türkiye'nin dört bir yanına biz de gidiyoruz. Genel başkanımız da gidiyor. Kanaat önderleriyle toplantı yapıyor. Kapalı kapılar arkasında şunu söylüyorlar. Biz o videoları elbette yayınlamıyoruz. Kayda bile almıyoruz. Kameraları İlk görüntülerden sonra çıkarıyor genel başkan. Diyor ki Kemal Bey, açız, yoksuluz, işsiziz, sıkıntımız büyük. Oy da vereceğiz ama korkutuyorlar bizi ya diyor. Başörtüsünü yasaklayacak diyorlar. Kemal Bey de kapalı kapılar ardında verdiği güvenceyi bir kanun teklifi şeklinde meclisin kaydına sokmak istedi. Ve dedi ki gelin bunu kanunlaştıralım. Herkesin Şimdi bir anda iktidar partisi, bakmayın yok ben golü aldım, pası attım falan. Bir anda ya burası bizim alanımız, bizim bahçemiz. Bizim bahçemize girdiler. Ve bize ait olan bir alana girdiler paniğiyle hemen el yükseltme çalışması. Bilmiyor muyduk biz onların, biz bunu dediğimizde anayasa değişikliği yapalım bilmem ne, daha büyüğünü yapalım diye el yükselteceklerini. Ama orada hadi gel onu yapalım değil, onlara şunu söyledik biz. Bak kardeşim. Anayasada ne yazıyor? Şimdi siz gazetecisiniz. Anayasada basın ve sansür konusunda yüksek bir güvence olsun. Herhalde otursak, iki kişi de otursak, 20, 200, 2000, 20 bin en doğru laf olarak şunu yazarız. Basır hürdür, sansür edilemez. Evet. Bu anayasada yazıyor. Bakın en üst düzeyde anayasal güvence var. Ama daha geçen ay sansür kanunu çıkardı bu hükümet. Yani bir şeyi anayasaya yazmak işi çözmüyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili ki herkes önceden izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilir yazıyor. Yapabiliyor mu? Öğretmenleri bile ne hale düşürdüler sendika başkanlarını. Demek ki anayasaya yazmakla hiç çözülmüyor. Anayasada ne yazdığının değil, hükümetlerin bu konuda ne kadar samimi olduğunun gösterilmesi lazım. Demek ki CHP'nin söylediği doğruymuş. Şimdi önce benim alanıma giremezsin. Sonra ben sana gol atıyorum bak.
Ne gol var ne atak var. Olmaz. Ve bizim bir diktatörle, bir her gün anayasayı kendi kendine, kendisi için yapılmış bir anayasa bile her gün çiğneyen birileriyle tutup da anayasa değiştirecek halimiz de yok. İlk baştan da bunu söyledik zaten. O yüzden bütün çabaları boşa çıktı. Şimdi işte bir yerlere kırmızı Allah seriyor. Bugün Cumhuriyet'te bir tane, Cumhuriyet'in birinci sayfasında güzel bir karikatür var. Hem HDP'ye hem İYİ Parti'ye kırmızı halı sermişler. Anayasanın içinden çıkan iki şey falan. Oralardan bir şeyler bekliyorlar. Durumumuzun ne kadar samimi, ne kadar net, ne kadar kararlı ve ne kadar haklı olduğumuz bu şekilde tescil edilmiş oluyor her geçen gün. Şimdi tabii bir son olarak bugün önemli bir gün. Kadına şiddet, hepimiz seslerimizi yükseltiyoruz. Aslında her gün biz bunu söylüyoruz ama bugün de önemli uluslararası bir gün olarak değerlendiriliyor. Hem buna ilişkin bir mesaj alalım sizden. Aslında bugünkü bu bütçe görüşmelerinin de temelinde bu yok mu? Yani sistem vurgusu değil mi? Yani hani ne diyoruz işte, böyle olmasaydı kadına şiddet olmazdı. Böyle olmasaydı işte ekonomide daha farklı bir tablo karşılaşırdık tabloyla. Yani sistemin getirmiş olduğu da bir şey görmüyor muyuz? Bugün dahi kadına şiddet bile, çok haklısınız. Yani konuşurken. Bu konuda birkaç argüman var. Böyle uzatmadan kısa kısa söyleyeyim. Mesela tek adam rejiminde olmasak ve bu mantık yerleşmiş olmasa İstanbul Sözleşmesi'nden bir imzayla çıkabilir misin? Mesela dediğinizin hak veriyorum size, birinci kanıtı bu. İkincisi, başta bir karşılaştırma yaptık. Gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler. Kadına karşı şiddet gelişmiş ülkelerde mi yüksek, gelişmemiş ülkelerde mi yüksek? Atatürk'ün gidelim dediği yönde kadına karşı şiddet çok daha az. Kadın güçlü mahkemeler ve güçlü anayasal, yasal güvencelerle ve güçlü pozisyonuyla korunuyor. Kadın hem daha iyi bir yerde, hem de kadına karşı şiddet daha düşük. Gelişmemiş ülkelerde, az gelişmişlerde çok daha fazla, gelişmekte olanlarda görece daha az ama gelişmişlerden daha fazla. Demek ki burada da biz haklıyız. Bu bir sistem sorunu mu? Orada da şunu söyleyelim. Tek adam rejimi, bugün Fuat Oktay'ın yüzüne söyledim. Rakamları da birçok alanda verdim. Son kapanışta da şunu dedim. Bu bizim tek adam rejimi dediğimiz, sizin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğiniz neyse, bu yeni rejim işçiye de iyi gelmedi, iş cinayetleri açısından. Örgütlenme özgürlüğüne de iyi gelmedi, çocuklara da iyi gelmedi, kadınlara da iyi gelmedi. Kadına karşı şiddet de arttı, çocuk istismarı da arttı, iş cinayetleri de arttı. Demek ki yargıyı güdüm altına aldığınız, bütün güçleri bir yerde topladınız, her şeyi ben bilirim, ben yaptığınız zaman enflasyonu da çıldırtıyorsunuz. İstihdamı da düşürüyorsunuz. Türk lirası da değer kaybediyor. Yabancı paralar da bize karşı değer kazanıyor. Bugün geldiğimiz noktada kadın cinayetleri de artıyor. Çocuk istismarı da artıyor. İş cinayetleri de artıyor. Demek ki ne yapmak lazım? Demek ki bu tek adam rejiminden yeniden demokrasiye dönmek lazım. MYK raporunda da aslında bu ele alınmış. Şimdi önümüzdeki pazar günde parti meclisi toplantınız var ve CHP lideri Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu raporunun giriş yazısını kaleme aldı ve önümüzdeki seçimleri bedeli ne olursa olsun kazanacağız dedi. Dış politikadaki adımlardan kara para iddialarına kadar pek çok konuya da değinmiş oldu. Önemli bir vurgu da vardı. 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın adayı olacak dedi CHP lideri. Bir yandan da en çok da bu merak ediliyor açıkçası. Önümüzdeki süreçte duyacağımız zaman yakınlaştı mı? Bari tabii düne göre daha yakın, daha yakın oldu. Zamana. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Anadolu'ya gittiğimde de söylüyorum, konuşuyorum. Dün bu saatlerde neredeydik? 16.38 Rize'nin Ardeşen'inde konuşuyordum. Bir saat önce pazarında, bir saat önce. Şimdi şunu söyleyelim. Birincisi, bir tuzağa düşmemek lazım. Karşımızda bir kişi var. Bir kişi, bir tek adam rejimi. Her şeye o karar veriyor. Ve meseleyi kişi tartışmasına indirmek onların işine geliyor. Biz ise bu hale neden düştük diye bakarken nerede birleşiyoruz hep beraber? Kadrolar yerine kişiye geçildiği için, kurallar çiğnendiği için, kurumlar etkisizleştirildiği için. Biz diyoruz ki çözüm yeni kadrolar, yeni kurallar ve yeni kurumlarda. Ve bunun üzerine ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizi ortaya koyduk.
Bunun üzerinde şekillenen ve mütabakata dönüşen şekilde altılı masa bir araya geldi. Bir ittifak siyaseti var ve diyoruz ki tek adam rejiminden güçlü parlamentoya geçelim. Yani meseleyi kişi tartışması Tayyip Erdoğan'ı yeniden üreten, yeniden besleyen bir tartışma. Elbette eninde sonunda onun karşısında bir adayımız olacak. O aday hiçbirimizi üzmeyecek, hiçbirimizi kızdırmayacak, hiçbirimizi şaşırtmayacak, hepimizi memnun edecek bir aday olacak. Ve o aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Burada bir şüphe yok. Ama meseleyi kişiye indirirseniz, onlara benzerseniz ve o bu rejimi yeniden üreten bir anlayış olur ve Tayyip Erdoğan'ı meşrulaştıran veya Tayyip Erdoğan'ın kendini en güvenli göreceği alan kişilerin tartışında. Bak onlar da kişi. Bak onlar da birini arıyorlar. Biz birini değil, bir anlayışı arıyoruz. Bir anlayışta anlaştık. İşte önümüzdeki pazartesi günü ilan edilecek olan geniş mütabakat metni, 28 Şubat metninden sonra varılan büyük mütabakat ve toplumun önüne konulacak olan o metin de bunu ortaya çıkaracak. Ondan, kişilerden başka bir yerdeyiz. Aa, peki siyasi, bana bir de şey yap. Yani hani diyoruz ya, kanıta dayalı siyaset. Şimdi kim kışkırtıyor adayınız kim tartışmasını? Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP bugün bile komisyonda adayınız daha belli değil diyor. Ne zaman geldiniz iktidara? 3 Kasım 2002. Seçime giderken soru şuydu. Tayyip Erdoğan milletvekili adayı değildi. Evet. Olamadı. Başbakanlığında bir milletvekilisi olması gerekiyordu. Sorulan sorusuydu AK Partililere ve partinin genel başkanı Tayyip Erdoğan'a. Adayınız kim? Kim başbakan olacak? Ne cevap veriyorlardı? Kişinin önemi yok, içimizden biri diyorlardı. Seçmen sandığa gitti gün, hatırlayın. Hatırlayın. 3 Kasım 2002 günü AK Parti %35'in üzerinde oy alarak iktidara geldiğinde başbakanın kim olacağı belli değildi. Sonradan Abdullah Gül'e karar verdiler. Başbakan adayımız Abdullah Gül demiyorlardı. Bülent Arınç demiyorlardı. Abdülhatif Şener demiyorlardı. Ama ismi hepsinin geçiyordu. Diyordu ki AK Parti ne önemi var içimizden biri. Önemli olan ilk 100 günde 500 günde ne yapacağımız. Şimdi o AK Parti gelmiş bize adayınız neden belli değil diyor. Kardeşim 3 Kasım'da başbakan belli olmadan başbakan seçtiniz ya. Başbakan belli olmadan başbakana dayalı bir sistem seçtiniz. Kaldı ki biz aday belli olmadan sandığa falan gitmeyeceğiz. Seçim takvimi açıklandığında çoktan adayımız belli olmuş olacak veya o sırada aday ilan edilmiş olacak. Bir aday olacak ama esas yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar ve güçlü bir ekonomi için ne gerekiyorsa o. Demokrasi ve kuvvetler ayrılığı, güçlü bir parlamento. Bunu yapanlar zenginleşiyor, yapmayanlar fakirleşiyor. Bu konuşulmasın diye aday konuşuyoruz. Aday üzerinden gidiyor yani, sürekli. Bunu çok kıymetli. Hala ısrar eden var mı diyorum adayımız kim diye. El kaldırıyorsa sensin diyorum. Sensin ya, adayı kim merak ediyorsa. Televizyonları başında adayı merak eden herkese diyor ki aday sensin. Çünkü aday çıktığında senin kapı komşunu ikna etme imkanı var mı? Belki de hiç bizim kanalları izlemeyen bir AK Partili komşun var senin. Aday çıktığında örneğin bir emekli öğretmenin öğrencilerinden öğretmenlik hakkı için isteyebileceği bir oy belki de o 50 artı birlik sistemde rejimi kurtaracak, hepimizin geleceğini kurtaracak bir oy. Görev komşuların, görev öğretmenlerin, görev öğrencilerin, görev esnafların, görev bu ülke kurtulsun isteyen herkesin o 50 artı birlik sistemdeki bir oyu bizi bugün dinleyen herkes bir bir topluyor olması lazım. Yarın sabah eğer herkes yataktan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkarsa adayı hiç merak etmeyin, seçimi kazandık demektir. Ama akşam yandaş medyanın ya da yandaş isimlerin doldurulduğu merkez medyanın tartışma programlarındaki aday kim tartışmalarına kapılır gidersek o zaman işimiz zor. Çünkü bekliyoruz ki o 50 artı birlik sistemdeki o en önemli bir oyu aday çıksın da toplamaya başlasın. Neden? 20 milyon, 30 milyon, 35 milyon kişi birden gençlerimizle beraber hepimiz birden o bir oyu toplamak için Cumhurbaşkanı adayı olarak sokağa çıkıp da çalışmaya başlamıyoruz. Ben başladım. Bütün arkadaşlarım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu öyle. 2 yıldır Cumhurbaşkanı adayı gibi çalışıyoruz. Aday çıkınca da göreceksiniz kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacak bir adayımız olacak. Görev aday kim diye merak eden herkesindir. Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine
tek adam rejimi yerine hepimizin yarınlarını kurtaracak, gençlerimize dünyanın öbür ucunda değil de bu topraklarda hayal kurduracak bir Türkiye'yi isteyen herkes Cumhurbaşkanı adayıdır. Çıksın çalışsın. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Kılıçdaroğlu'nun işte o ifadelerini o zaman tekrar edelim. Bedeli ne olursa olsun kazanacağız dedi MYK raporunda. 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın adayı olacak dedi. Ne kadar mafya pisliği varsa şehirlerimize geldi. Bunların hepsini temizleyeceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu dış politika vurgusundan tutun da kara para iddialarına kadar pek çok konuya da değinmiş oldu. Önümüzdeki seçimleri kazanacağız diyor. Muhalefet, sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi sizi tekrar bütçeye göndereceğiz. Sağolunuz. Bu arada da yayınımıza katılmış oldunuz. Evet, devam edelim sevgili izleyiciler. Şimdi biraz önce MYK raporundan bahsettik tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O haberimizi de ekrana taşıyalım. Ardından da hemen ekonomiye geçeceğiz tabii. Ekonomideki gelişmeleri de Erdal Sağlam'a soralım. Ve asla unutmayın, geliyor, gelmekte olan. CHP Parti Meclisi 27 Kasım Pazar günü saat 13'te parti genel merkezinde olağan toplantısını gerçekleştirecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu raporuna bir giriş yazısı kaleme aldı. Ülkemizi halktan tamamen kopmuş sarayın içine sürüklediği sorunlar yumağından kurtarmak için hep birlikte bir yola çıktık. Bu mücadele yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'lilerin mücadelesi değildir. Söz verdik. Bedeli ne olursa olsun mutlaka kazanacağız. Raporda önümüzdeki seçimleri işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın adayı olacak vurgusunu yineledi. Ortak aday Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. En kısa zamanda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Altılı Masa olarak iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarına karşı ortak idealimiz olan yarının özgür ve demokratik Türkiye'si için birlik ve uzlaşı içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. CHP liderinin raporunda yer verdiği diğer başlıksa dış politika. İktidarın son dönemde dış politikada attığı adımları eleştirdi Kılıçdaroğlu. Sisi Erdoğan fotoğrafına da gönderme yaptı. İktidarımızda Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden inşa edeceğiz dedi. Egemen güçlerin kontrolünde dış politika oldu. Evet, dış politika vurgusundan pek çok noktaya kadar değindi. Kemal Kılıçdaroğlu tabii gün içinde de konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ekonomiye dönelim hemen. Erdal Sağlam'a merhaba diyelim. Bugün böyle telefon bağlantısı yapabiliyoruz. Piyasaları konuşacağız tabii. Çünkü dün faizin işte yansımaları nasıl oluyor, nasıl gidiyor şu anda, piyasaları nasıl etkiliyor? Önce bir onu sorayım. Evet, bir yandan faiz indirildi. Ama kurlarda pek bir hareket olmadı. İşte döviz rezerviyle ilgili iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor hükümet. Çünkü kurları tutmak istiyor seçimlere kadar. Oradan da bir enflasyon görünümü vermek istiyor. Öyle bir illüzyon, %85'lerden 50'lere evet, kadar evet, düşüreceğiz diye. Buna karşılık da ama bir yerden yaparken öteki taraftan bozuyor sistemi. İşte şimdi en son Merkez Bankası tarafından bir açıklama geldi. %50 mevduatı, hı hı, toplam mevduat, TL mevduatı toplamın %50'sinden azsa zorunlu karşılıklara %8 komisyon uygulayacağım diyor. Yani döviz hesabında daha %50'nin fazlasındaysa ben Türk lirası mevduatından bile zorunlu karşılık yatırdığından bir de kesinti yapacağım diyor. Yani bu caydırıcılık, Türk lirası mevduatı artmasını istiyorlar. Dövize talebin, kur korumalı mevduat çünkü sabit tuttukları için şeyleri, kurları azalmaya başlıyor. Oradan azalacak şeylerin dövize gitmesini engellemek için Türk lirası mevduatını arttıracaklar. Bankalar da bunun için faizleri arttıracak. Önümüzdeki dönem 9'a indirdik politika faizini ama %30'larda bir Türk lirası mevduat faizi görmeye başlayacağız. 85'lik enflasyona rağmen mümkün olduğunca insanlar tasarrufları az zarar görsün diye, her halükarda zarar görüyor, tasarruflar cezalandırılıyor, Türk lirasına kaymaya başlayacaklar. Yani bir o tarafa bir bu tarafa yalpalanma piyasalarda devam ediyor. Bankalar daha sıkıntıya sokuluyor.
böyle bir karmaşık bir düzen belli ki seçime kadar sürdürüp o zamana kadar kurlarda bir kaza olmaması için bu tür tedbirler almaya devam edecekler gibi. Tabii piyasayı karıştırıyor. Reel sektörü de karıştırıyor. Bugün BETAM'ın bir tahmini açıklandı. Üçüncü çeyrekteki büyüme ikinci çeyreğe göre eksiye dönüşecek diye bekliyorlar. Yani büyüme yavaşlıyor. Bu büyüme yavaşlarken bu politikalar nedeniyle seçim öncesi yeniden bir büyümeye gaz verecekler mi onu bilmiyoruz. Yani istikrar tümüyle kaybolmuş durumda ekonomide. Bir o tarafa bir bu tarafa yalpalanma devam ediyor. Şimdi özet reel olarak. reel kesimdeki güvenin düşük olduğunu, özellikle işte pandemi sürecinden beri en düşük seviyede olduğunu bununla birlikte böyle devam ettireyim. Bir iki dakikada bunu sorayım size. Güven endeksi hizmet sektöründe düşmüştü. Dün konuşamamıştık bu konuyu da. Perakende ticaret ve inşaatta yükselmiş. Bütün bunlar da işte hani etkile yani süreçten etkilenen başlıklar da değil midir karşımıza çıkan? Aynen öyle. İki aydır iki ay geçti. Kurlar sabit tutulunca ihracatçı sıkıntı çekmeye başladı. Türk lirası değerlendi diye. Zaten asıl büyük pazar Avrupa'da resesyon var. Burada talep azalıyor. Bunun şeyini ihracatçılar şikayete başladı. Uygulanan politikalar nedeniyle KOBİ'lere biraz kredi veriliyor ama sanayicilere verilmiyor. O da üretimi daraltan bir şey olacak. Evet. Yani şimdi büyümede yavaşlama olacak. Ondan sonra belki yılbaşından sonra diyecekler ki bankalara kredileri arttırın yoksa ceza gelecek diyecekler. Bir sopa göstererek ekonomiyi yüzdürmeye çalışıyorlar seçime kadar. Seçimden sonra hep söylüyoruz bu politikaların faturası çok ağır çıkacak. Asıl halka çıkacak fatura ama. Evet. Maalesef. Çok çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü kolay aynı gelsin. Saatte yüz yüze görüşmek dileğiyle diyelim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, ekonomideki durumu da kısaca da olsa değerlendirmiş olduk Erdal Sağlam'la. Şimdi Ankara Saati'ni noktalayalım. Sözü artık İstanbul Stüdyomuza bırakıyoruz. Yavuz Oğan ve konukları sizlerle olacak. Hoşça kalın.